İhvalemiz Sayın Münir Karaoğlu Beyefendi. Teşrif ettiler değerli konuklar. Muhterem hazirun, hanımefendiler, beyefendiler. Ben Diriliş destanının adıdır. Bizler Antalya 15 Temmuz Diriliş Platformu olarak bu direniş destanını yapay gündemlerle, içi boş kavramlarla gölgelemek ve gündemden düşürmek isteyenlere inat. Bugünü, bu ihaneti, milletimizin bu ihanete karşı gösterdiği direniş ruhunu unutturmak adına Antalya'mızın 50'ye yakın güzide sivil toplum kuruluşunu temsil eden 3 büyük platform olarak Akdeniz Dayanışma Platformu, Antalya Platformu, Antalya Birlik ve Kardeşlik Platformu olarak Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediye'mizin destekleriyle bugün aynı ruhla 15 Temmuz direniş ve diriliş ruhuyla buradayız. Bir kez daha birliğimizi bozmaya, Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışan küresel odakların maşası FETÖ, PKK, DAEŞ, DHKPC gibi ne kadar örgüt varsa hepsine karşı aynı direniş ruhuyla meydan okuyoruz. 15 Temmuz gecesi Türkiye'de çok şey yaşandı. O gün toplumu etkileyen çok enteresan olaylar oldu belki. Ama o gün toplumu ayağa kaldıran en önemli faktörlerden bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanımızın insanımızı sokağa daveti ise ikinci en önemli etki bence o akşam salaların okunmasıydı. Biz hep salaları ölüler için okunduğunu bilirdik. Salalar bu topluma ölüleri hatırlatırdı. İlk defa 15 Temmuz gecesi salalar dirilişin müjdecisi olmuştur. Ben 15 Temmuz gecesinden bu yana salaları farklı dinliyorum. Her sala dinlerken tüylerimin diken diken olduğunu hissediyorum. Artık gerçekten bu topraklarda salalar dirilişin, ayağa kalkmanın, zulme başkaldırmanın, millete silah doğrultanlara milletin haykırışının sembolü olmuştur.